Bu bölümümüzde potansiyometre ile LED'in parlaklığını artırıp azaltma çalışması yapacağız. LED'imizi daha önce bağlamayı öğretmiştik. LED'imizi 9 numaralı pine bağlıyoruz. LED'imizin parlaklığını artıracağımız için PWM pinlerini kullanmamız gerekiyor. O yüzden 9 numaralı pine bağladık. Önünde çizgi var dikkat ederseniz. Potansiyometremizin de sol bacağını siyah kabloyla topraklama hattına, orta bacağını sarı kabloyla A0 pinine, sağdaki bacağını da kırmızı kabloyla 5 volta bağlıyoruz. Potansiyometremizden gelen değerleri analog şeklinde ölçüyoruz. O yüzden mutlaka A pinlerine bağlamanız gerekiyor. Biz buradan A0'a bağladığımız için potansiyometre değerlerini A0'dan ölçeceğiz. Ekranımızda görmüş olduğunuz gibi 10k potansiyometre kullanacağız. Çok farklı direnç gösteren potansiyometreler bulunmaktadır. Biz projemizde 10k potansiyometre kullanıyoruz. Potansiyometremizin ucunda bulunan kısmı sağa ya da sola çevirebiliyoruz. Çevirdiğimiz zaman 0 ile 1023 arasında değerler elde ediyoruz. Potansiyometreyi özellikle çevrilebilen düğmelerde kullanıyoruz. Potansiyometremizin sivri kısmına plastik bir kapak yerleştirdiğimiz zaman daha güzel bir görüntü elde edebiliriz. Sipariş verirken sizler de potansiyometre kapağı sipariş verebilirsiniz. Potansiyometremizin bağlantılarını yaparken sol tarafa topraklama, sağ tarafa 5 volt yapıyoruz. Böylelikle potansiyometremizi sağ tarafa çevirdiğimiz zaman değerlerimiz artacaktır. İsterseniz GND yerine 5 volt, 5 volt yönüne GND yapabilirsiniz. Böyle bir durumda da tam tersi istikamette değerler artacaktır. Sizler hangi şekilde kullanmak isterseniz ona göre bağlantılarını yapabilirsiniz. Şimdi potansiyometremizin bağlantılarının nasıl yapıldığına geçebiliriz. LED bağlamayı daha önce göstermiştik. Direnç bağlıyoruz. Direncimizin ucunu 9 numaralı PWM pinle bağlıyoruz. Diğer bacağımızı topraklama hattına veriyoruz. Potansiyometremizin 3 tane bacağı bulunmakta. Takarken benim taktığım şekilde takarsanız iyi olur. Böylece çevirmesi daha kolay olacaktır. Deliklere yerleştirdiğinde aralarda birer tane boşluk bulunmakta. Uçlarını kırmamaya dikkat edin. Kırmızı kablomuzu potansiyometremizin sağ taraftaki bacağına takacağız. Daha sonra da 5 volta takıyoruz. Sarı kabloyu potansiyometremizin orta bacağına takıyoruz. Kablolar arasında bir delik boşluk olacak. Dikkat edelim. A0 pinine bağlıyoruz. Siyah kablomuzu da sol bacağı takıyoruz ve topraklama hattını veriyoruz. Daha sonra da kablomuzu Arduino kartımıza takalım. Bu şekilde bağlantımızı yapmışsak artık kodlama kısmına geçebiliriz. Kodlarımızı kartımıza yükleyeceğimiz için yükle moduna geçmemiz gerekiyor. Buradan bağlan diyoruz. Eğer canlı modda çalıştırırsanız LED'imizde dalgalanmalar olacaktır. O yüzden kodlarımızı kartımıza yükleyeceğiz. Daha sonra olaylar sekmesinden ardın yoğuna başladığında bloğumuzu alıyoruz. Kodlarımızı sürekli çalışması için kontrol sekmesinden sürekli tekrarla diyoruz. LED'imizi yakmamız için pin sekmesinden PWM ayarlı 5 çıkış 0 bloğunu alıyoruz. Çünkü potansiyometreden gelen değerlerle LED parlaklığını ayarlamamız gerekiyor. O yüzden de LED'imizi PWM çıkışlı pinlere bağlıyoruz. 9 numaraya bağlamıştık o yüzden. 5 yerine 9 yazıyoruz. Potansiyometremizden gelen değerleri okumamız için de analog şeklinde pine bağlamıştık. A0 pinine bağlamıştık. O yüzden 0 burada duracak. Bu blok sayesinde potansiyometremizin değerlerini ölçebiliyoruz. Yalnız potansiyometremizin değerleri 0 ile 1023 arasında değerlerdir. Ledimiz ise en fazla 255 sayısına kadar gitmekteydi. Yani yaklaşık olarak 4'te 1'i diyebiliriz. O yüzden burada matematiksel bir işlem yapacağız. İşlemler sekmesinden bölme işlemini alıyoruz. Bu bloğu sol tarafa yerleştiriyoruz. Diğer tarafı 4 yazıyoruz. Böylece potansiyometreden gelen değerler dörde bölünecek. Ve de düzgün bir şekilde yanmış olacak. Eğer sadece bu bloğu sıfır yerine yerleştirmiş olsaydık, ledimize de 1023 değeri de gidecekti. 255'ten sonrasını almıyor. O yüzden sıkıntı çıkmaması için bu şekilde dörde bölüyoruz. Daha sonra yeşil bloğu sıfır yerine alıyoruz. Bu blok sayesinde PWM pinlerinde bulunan ledimiz potansiyometreden gelen değerle yanmış olacak. Bu bloğumuzu sürekli tekrar içine alıyoruz. Şimdi kodlarımızın nasıl çalıştığını görmek için yüklüyoruz. Ekranımızın sağ tarafında görmüş olduğunuz gibi çalışmamız hazır. Şu an potansiyometremiz sıfır konumunda. Sağa doğru çevireceğiz ve ledimizin yavaş yavaş artarak yandığını göreceğiz. Şimdi potansiyometremizi çevirelim ve ledin parlaklığını görelim. Böylece çalışmamızı bitirmiş olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.